Değerli dostlar, Köy TV kanalından Bilenler Bilir programının yeni bölümüyle tekrar hepinize hayırlı günler diliyoruz. Neredeyiz? Peygamberler Şehri, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa Siverek'teyiz. Bugün burada çekimlerimiz mısır tarlasında olacak. Biliyorsunuz %100 gübre sponsorluğunda ülkemizin birçok noktasında farklı ürünlerde yapılan uygulamaları ekrana getiriyoruz bu projelerde ve bunun sonunda da Allah ömür verirse hasatları ekrana getireceğiz. Ana amacımız her zaman söylediğimiz gibi çiftçimizin daha az girdiyle daha fazla verim alması. Urfa bizim için kıymetli. Yani gerçekten insanıyla, iklimiyle, ürün havzasıyla ve maneviyatıyla biliyorsunuz birçok peygamberler şehri, birçok burada Allah dostu var, büyük insan var. Dolayısıyla Urfa bizim için kıymetli. Biz de buradan bütün dostlara bir önce selamımızı iletelim. Dostlarımız var, güzel bir söyleşi yapacağız. Tabi bölgede büyük araziler var, ciddi manada işlenen araziler var. Bulunduğumuz yerde Çelebi Holding'e ait bir yer. Çok ciddi araziler var. Tarımın merkezi aynı zamanda Şanlıurfa, Konya gibi, Urfa gibi, Adana gibi birçok büyük tarımsal alanlarımız var. Buralardaki yapılan ziraat önemli. Daha az girdiğinde daha fazla verim aldığı zaman hem çiftçimiz kazanıyor hem de memleketimize bir katkısı oluyor. Evet Hüseyin Bey, yayına hoş geldin. Hoş bulduk Cemil Bey. Bey'le beraberiz tekrar. Evet Cemil Bey, Manisa'dan bağdan başladık. Ondan sonra nereye gittik? Denizli elma, Isparta elma. Tokat, Amasya, Amasya Sera. Şimdi Urfa'dayız. Urfa'dayız, evet. Güzel bir tur oldu. Evet. Şimdi tabii Urfa bizim için çok kıymetli. Yani her yönüyle çok kıymetli bir şehir. Bunun haricinde de tarımsal olarak da gerçekten kıymetli bir şehir. Söz sende. Evet, öncelikle cümlenin başında bahsetmiştiniz. Peygamberler Şehri. Bu bölgede gerçekten tarım çok ciddi anlamda yapılıyor. Araziler çok geniş, metrekareler çok geniş. Çelebi Holding, Murat Beylerin, Tarık Beylerin kendisinin danışmanlığını yaptığı yaklaşık 60 bin dekar bir arazi var. Burada mısırından tutun, pamuğuna, buğdayına, arpasına, Urfa fıstığına, bu çok önemli, Antep fıstığı değil, Urfa fıstığına varıncaya kadar, mercimeğine varıncaya kadar yüksek dekarlı yerler yapılıyor, işleniyor. Evet, çok fazla emek harcanıyor. Zararlılara karşı, bitkinin gelişimine karşı, köklenmesine karşı. Mısır arazisinde yaklaşık burası 80 dönümlük bir arazi. Biz her çiftçimize diğer yayınlarımızdaki olduğu gibi bizim ürünümüz iyidir, güzeldir. Anlatıyoruz. Yaklaşık 11 yıldan beri sahadayız. Bunun 6 ve 7. yılında sürekli çekimlerimizle, sizler aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Neden bilinçlendiriyoruz? Çiftçimizi kimyasallaşmadan kurtarmak için. Şimdi asıl en büyük aşama buralarda, uygulama yapılan yerlerde çiftçimiz artık bilinçleniyor. Yani vahşi sulama ortadan kalkıyor. Tamamıyla bütün arazilerimizde toprak analizi yapılaraktan, özellikle üstüne basıyorum, yapılan analiz sonucunda oranlar bize neyi gösteriyorsa o doğrultuda gübrelemeyi yapıyoruz. Yani analiz sonucunda normalde 30 kilo tabandan üre atılması gerekiyorken biz 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo atıyoruz. Bu da ne yapıyor? Topraklarımızı kilitliyor Cemil Bey. Kilitlediği için bitki ihtiyacı kadarını alıyor, alamadığı kalıyor, pH yükseliyor, kireç, tuzluluk, kök saçak atamıyor. İşte %100 gübre siyah toprak. Burada en büyük aşaması toprağı kabartması, nemli bırakması, bitkinin çıkışını hızlandırması ki bu bölgede şahitli bir atım yapıldı. Arka tarafımda gördüğünüz yerde, uygulama yapılan yerde boy neredeyse 1.60-1.70 seviyesinde. Yarı tarafında, diğer tarafında 40 dekarında neredeyse 1.30-1.40 civarında. Yani şu anda dahil yaklaşık 1,5-2 ay oldu dikileli. Çok ciddi anlamda yani bir fark bir var. Sulama verdik değil mi? Bir su tek verdik. Tek sulama evet. Verildi. Yani şöyle de göstereyim. Bakın, atılan yerde, bakın, köklenme, pançaklar, gövde kalınlığı ve boy neredeyse 1.80'e yakın ulaştı arkadaşlar. Yani bunu çiftçilerimiz için zaruri ve giderler anlamında çok ciddi anlamda giderleri var. Çünkü yüksek metrekareye sahip arazilerimizde. Bunların tamamını Cemil Bey %100 gübre siyah toprak hem düşürdü hem çiftçimizin yüzünü güldürmeye başardı. Hem de bizleri de yerli ve milli üretim olaraktan %100 gübre siyah toprak
Urfa bölgesine öncelikle çiftçiyle buluşturdu. Süleyman Bey aracılığıyla Tarık Bey'in öncülüğünde Allah bin kere kendilerinden razı olsun. Çünkü bizim için çok önemli. Köklerimizin, insanlığın doğuşunun olduğu yerdeyiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Peki ne kadar uygulama yaptık burada? Burada Dekara yaklaşık 20 ile 30 kilo arasında bir uygulama yapıldı. Kimyasal gübre uygulama miktarı normalde 50 ile 60 kilo arasındayken bu oranı analiz sonucuna göre yarı yarıya düşürttürdük. 30 ile 40 kilo arasına indirttirdik. Zaten gübre maliyeti otomatikman yarı yarıya düşmüş oldu. Bitki hızlı gittiği için ilaçlama ve gübrelemeden de tasarruf etti. Yani hastalık bir nevi gelmemeye başladı. Hastalığa karşı bitki daha dirençli oldu. Kök yapısı, yeşerme problemi, boy problemi çok iyi gittiği için yaşanmadı. Bu sefer bitki ne yaptı? Daha dirençli oluyor. Dediğim gibi yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonra birinci su verildi. İkinci su verildikten sonra burada yaklaşık net söyleyeyim 2-2,5 metreye rahatlıkla mısır boyunu elde ederiz. Evet. Peki sana döneceğim Hüseyin Bey. Bir mikrofonu bizim Süleyman kardeşimize uzatalım. Süleyman Bey bizim bölge sorumlumuz, bölge distribütörümüz. Seni bir tanıyalım önce. Merhabalar, ismim Süleyman Melik. %100 gübre siyah toprak, Güneydoğu Anadolu bölge distribütörüyüm. Öncelikle memleketimize, şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bu ürünle tanışmamıza sevgili dostlarımız vesile oldu. Hüseyin Bey ile tanışmamıza, Cemil Bey ile tanışmamıza, sevgili dostlarımızdan şimdiden hepsine teşekkür ederiz. Ürünümüz muhteşem. Bölge çiftçimizin maliyetini, amacımız maliyetini düşürmek, kar marjını arttırmak. Bu yüzden siyah toprak öneriyoruz. Hüseyin Bey'in değindiği noktalardan, en büyük noktalardan biri de yıllardır alışa gelmiş düzenle biz çiftçilik yapmaya devam ediyoruz. Nedir bu? Tarlalarımızdaki kimyasal kullanım oranı fazla. Bu fazla olmasının sebebi tarla şu an nasıl itibaren edeyim? Eroin gibi, morfin gibi. Kimyasal gübreyi atmadığımız sürece atmış olduğumuz tohum bir işe yaramıyor. Çünkü yıllardır aşırı attık. Evet, aynen öyle. Toprağın yapısını bozduğundan dolayı istediğimiz verime de ulaşamıyoruz. Siyah toprak ile biz topraklarımızın daha eski haline getirmesine, daha tavlı hale gelmesine, kireç oranını düşürmek, pH'ını dengelemek, organik madde miktarını arttırmak ve mahsulümüzün çıkışını güzel bir şekilde sağlamak istiyoruz. Amacımız dediğim gibi çiftçilerin yükünü maliyet yönünden hafifletip tonaj olarak kâra geçirmek isteyip gülen yüzü olmak istiyoruz bölgelerde. Evet. Peki bölgede tabii çok büyük ziraatlar var. İşte 5-6 tane ana ürün grubumuz var. Evet. Bölgede genel ziraattan yaptığın uygulamalar var mı farklı ürünlerde? Tabii bölgeyle ilgili biraz konuşalım. Tabii ki. Şanlıurfa bölgemizde has olarak, üretim olarak yapmış olduğumuz zirai ürünlerden bahsedeyim size. Mısır, pamuk, buğday, arpa, mercimek, nohut, antep fıstığı şeklinde üretime katkı sağlıyoruz tarım konusunda. Antep fıstığında uygulama yaptığımız noktalardan biraz bahsedeyim size Cemil Bey. Genellikle fıstıklarımızda yapraklarda mahsule varmadan çiçeklerde dökmeler meydana geliyordu. Kara gözlerde. Ondan sonra tutumlarında biraz gevşeklik sağlandığından dolayı döküm sağlıyordu. Biz bunun önlemini aldık. Tutan çiçeğin, gözün, mahsulün daha bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sürgü filiz vermesini sağladık. Tutumunu güzel bir şekilde sağladık. Ve şu an antep fıstığında güzel bir şekilde sonuçlar elde ediyoruz. Nasıl? İş tane doluluğu ve fıstığın içini şişiriyoruz. Gram olarak, tonaj olarak ağır basıyoruz. Bu da çiftçinin şeyini arttırıyor, kar marjını arttırıyor. Bu bölgelerde bizim uygulama alanlarımızda çiftçilerimiz fıstık ve badem olsun, fıstık olsun, arpa, buğday, mısır, pamuk konusunda siyah toprak tercihleri haline geldi. Evet. Genellikle zamanda görülen fıstık ağaçlarına kullanmış olan kimyasal ürünler dediğimiz zehirlerin etkisiyle ağaçlarda büyük bir hasar meydana geliyordu. Mantarı hasarlıklar birbirine meydana geldiğinden dolayı çiftçimiz bu konuda maliyet yükünü bayağı bir arttırıyordu. Kullanmış olduğu ilaçlar sayesinde. Biz uygulama yapmış olduğumuz alanlarda siyah toprağın bir nevi faydasıyla ve üstten vermiş olduğumuz bitki besleme ürünleriyle biz bu sorunu ortadan kaldırdık. Maliyeti yarıya düşürdük ve çiftçinin verebileceği maksimum seviyede tonajını arttırmak. Yani ağacın direncini arttırdığınız için hastalıklara karşı bağışıklık arttı. Aynen öyle. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Rica tekrar ederim, döneceğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Tarık abiye uzatalım mikrofonu. Buyurun. Abi yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kendini tanıt. Alem bir yakışıklı görsün. Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. Ben Tarık Yılmaz. Tarımla uğraşıyorum. Çelebi Holding'in bünyesinde bir çalışan olarak kendim de arazi işletiyorum. Aynı zamanda bazı arazilere de danışmanlık yapıyoruz. Evet. Biz Hüseyin Bey'le yaklaşık 5-6 ay önce Süleyman Bey'in vasıtasıyla tanıştık kendisiyle.
Yani geldiler, sohbet ettik. Aslında biz ilk olarak bu gübreyi aldığımız zaman pek kafamıza yatmadan aldık. Yani biz oturduk sohbetten sonra bir 60 torba alalım dedik. Bakalım yani olmazsa olmasın dedik. He. Öncelikle bu tarlada 30 dönüme bunu uyguladık. Diğer arazilere falan uygulanmadık. Fakat üstten beslemeye olarak kendi %100 grubunun kendi bitki beslemesini yaklaşık başka alanlarda da kullandık. İlk çapayı vurduğumuzda buraya ektikten sonra kendileri bize 3 şey söyledi zaten. Bir, toprak yapısının daha az suya ihtiyaç duyacağını. 2, bitkinin dirençli olacağını. 3, verim artışı olacağını. Biz bu 30-60 torbayı kullandıktan sonra ki ilk çapada kullandığımız yerle diğer yerin arasında suyun, toprağın daha az su olduğunu, diğer yerlerde çatlama olduğunu, burada toprağın nemli olduğunu fark ettik. Ve bize söylemiş olduğu 3 şeyden bir tanesinin ilk baştanın doğru çıktığını gördükten sonra biz bu kullanacağımız alanı genişlettik. Bunu pamukta yaklaşık bir 400-500 dönüme uyguladık. 400-500 dönüme. Bitki beslenmeyi yaklaşık 700-800 dönüme uygulamaya başladık. Ve burada %100 gübre uygulamadığımız fakat %100 bitki besleme uyguladığımız arazilerimiz var. Onların yanında uygulamayı uygulamadığımız arazilerimiz var. Yani hepsini görme şansım var. Hepsini görme şansımız oldu. Onun daha çok bir faydasını gördük. Ve şu an artık bunu inşallah ikinci ürün mısırlarda ve önümüzdeki sene de Allah kısmet ederse diğer iki sonucu da gördükten sonra yani şu an bitkinin gelişimi diğer atılmayan yere zaten görülüyor. Söylemeye gerek yok belli. Evet. Ona göre önümüzdeki sene Allah nasip ederse bunu daha çok bir alana ve ikinci ürün mısırlarda da bu %100 gübreyi uygulamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda ekeceğimiz buğday, mercimek, arpalarda da %100 gübre firmasının besleyicilerini kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Yani bizim en büyük burada sıkıntılarımızdan bir tanesi çiftçinin en yüksek maliyeti yaprak gübreleri dediğimiz üstten beslemeler. Bugün diğerlerine kıyasladığın zaman %100 gübre fiyat farkı çok fark ediyor. Yani gerek 20 kiloluk mataralarda olmasın, gerek şey olması. Ürünleri diğer firmalara göre daha hesaplı, daha uygun geliyor. Evet. Çünkü yerli ve milli üretim. Yerli ve milli üretim. Aynı zamanda yani çiftçi maliyetini de düşürüyor bu yani. Bizim için en büyük sorun şu an tarım, siz de biliyorsunuz. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. En büyük girdiler maliyetler. Maliyet yani bizim çok yüksek verim kaldırmamız lazım ki biz çiftçi ayakta durabilsin. Yani çok yüksek verimi kaldırmak için de alternatif ürünlere çiftçi ister istemez yöneliyor. Alternatif ürün düşünenlere ben %100 gübreyi bir çiftçi olarak gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Peki Tarık abi, bölge nasıl? Bölgedeki genel manada tabi bu sene Türkiye'de birçok yer özellikle mevsim geçişlerinden etkilendi. Bölgedeki iklim geçişleri şu andaki genel manada ürünlerdeki hasat durumu nedir? Birçok ürün ekiliyor. Siverek'le ilgili konuşalım biraz abi. Aynen. Bölgeyle. Biz, bu sene Türkiye geneli kuraklık olduğu gibi bizde de kuraklık vardı. Ama bizim Allah'a şükür arazilerimiz büyük bir kısmı kendi imkanlarımızla, arazi sahiplerimiz kendi imkanlarıyla kuyu vurdukları için bu kuraklıkta az bir zarar yani... Ya sulama imkanınız var. Sulama imkanı ama bölge olarak çok zor durumda. Çiftçi zaten perişan durumda. Yani evet. Çiftçi zaten bir yandan kuraklık, bir yandan girdi maliyet artıları. Yani para kazanmak çok zor. Ha, fiyatlar yüksek ama ürün yok yani. Çiftçinin evet. Elinde ürün yok. Ürün olmadıktan sonra fiyatın yüksek olması da pek bir şey etmiyor yani. Evet, peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yanındaki arkadaşı uzatalım. Seni bir tane yalım. Evet. İsmim Orhan Işıkgöz. Evet Orhan Bey. Ben de Tarık Bey'in yanında şu anda çalışıyorum. İmkanlarımızla. Gördüğünüz gibi %100 gübreyi tarlamıza uyguladık, mısıra uyguladık. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani aradaki fark, ben anlatmama gerek yok. Yani görüyorsunuz. Teşekkür ettim ben. Ben teşekkür ediyorum. Evet Hüseyin Bey, uzatalım mikrofonu. Tabii değerli dostlar, biz her programda bunu ifade ediyoruz. Soframızda yediğimiz her lokmayı çiftçiye borçluyuz. Devlet büyüklerine ben birçok programda sesleniyorum. Burada da sesleniyorum. Şimdi tabii sizin siyasi işlerinizi biz çok anlamıyoruz, çok da karışmıyoruz. Ama ziraatla ilgili, tarımla ilgili şu andaki gittiğiniz yol yanlış. Bunu her programda söylüyorum. Şimdi yıllardır Tarım Bakanlığı eline bir ithalat değneğiyle getiririm, götürürüm. İşte siz şunu yaparsınız. Şimdi buğday, şu anda ülkede buğday yok. Rusya'da geçen sene 8 milyon ton veriyordu.
Bu sene vermiyor. Pandemi var çünkü. Ne yapacağınızı merak ediyorum. Nereden buğday getireceksiniz? Bulabilecek misiniz? Getirebilecek misiniz? Gelin bu memleket için üreten çiftçiyi çok daha fazla küstürmeden bunun bir çözümünü beraber yapalım. Şimdi biz burada mesela tarlada şu anda vahşi sulama sistemi var. Biz birçok programda ifade ettik. Şimdi ben eminim ki dünyada kuraklık var, Türkiye'de kuraklık var. Devlet dese ki sayın çiftçim ben sana 0% kredi veriyorum veya bu hibeyi, sulamayı, damlamayı ben sana hibe ediyorum. Çünkü devlet her yere para buluyor. Allah'a çok şükür devletimiz çok zengin. Spor kulüplerine, topçulara, popçulara her tarafa para yağdırıyorlar. Bunu dese buradaki Tarık Beyler de kesinlikle damlamayı hemen çekerler. Yani çekmeme nedenleri maliyet, adam zor kazanıyor. Ben Diyarbakır'da da geçen sene çekim yaptım. Orada da hani abi dedim niye? Su yok. Biz suyu işte atıyorum 1 litreye sulayacağımız yere 20 litre veriyoruz. Bu insanlar da ziraatı yapması lazım, para kazanması lazım. Hem bunların daha girdileri düşecek, gübre, daha az gübre atacaklar, daha az su kullanacaklar. Ya bu çok zor bir şey değil ya. Yani Türkiye'de tarım arazileri belli. Devlet bir seferberlik ilan edecek. Türkiye'de çok büyük üretim yapan sulama sistemleri, firmalar var. Bunlarla anlaşacak, kardeşim diyecek, atıyorum maliyetine gerekirse bir seferberlik başlatıyoruz. Zaten kuraklık var. Ne dedik? Barajların üstü kapatılması lazım dedik. Dünyada artık insanlar güneş enerji panelleriyle kapatıyor barajın üstünü. Avrupa'da, dünyada çok örneği var. Hem elektrikten tasarruf ediyorlar hem buharlaşmayla suyun önüne geçiyorlar. 2030 yılında dünyada su savaşları çıkacak diye öngörü var. Ki bu sene gördük. Yani Cenab-ı Hak nimetini vermedi. Yani biz tedbir alırsak Allah da nimetini verir. Şimdi bu tarladaki insanlara siz damlamayı verseniz, akıllı sulama sistemlerini verseniz %100 bunu sularlar. Yani adam bunu yapmak istemez çünkü daha az kolay. Diğer türlü açar yatar aşağıya. Şimdi bir sürü uğraşıyor. Oraya su gitti, buraya gitmedi. Hem maliyetleri fazla, hem su giderleri fazla. Yazık günah. Yani devletimiz güçlü bir devlet, bunu yapabilecek düzeyde birçok yere para harcıyor. Ama şu anda maalesef tarım sektöründe geldiğimiz noktada şimdi hayvancılık tükendi, bitmek üzere. Yani yem fiyatları ortada. Ziraat da tükendi, bitmek üzere. Biz 80 milyon nüfusuz. 20 milyon da misafirler var, 100 milyon. Nasıl bakacağız bunlara? Yani kimse bize bir şey vermiyor ki. Yani gemi gemi mısır getirerek veya gemi gemi buğday getirerek bakacağız. Mümkün değil. Yani ekonomimiz de ortada, dolar olmuş 9 lira. Onun için devlet büyüklerimizden bizim istirhamımız, bir gazeteci olarak 20 yıldır bu sektörde olan bir paydaş olarak şunu rica ediyorum. Tarım Bakanı'nın tarımla çok alakası yok ama yine çağrı yapalım Sayın Bakan'a da. Lütfen geç kalmadan bu çağrıya kulak verin. Böyle giderse 5-6 sene sonra yiyecek sofrada ekmek bulamayacağız. Bu şaka değil. Her geçen gün insanlar ziraatı, tarımı bırakıyor. Yani bunu söylemek istedim çünkü Urfa Tarımın Merkezi, Hüseyin Bey de bahsetti, İnsanların ilk doğuş merkezi olarak kabul ediyor. Yani bizim yöremizde bunu dile getirmek, siz çok sahaya çıkmıyorsunuz ama biz Türkiye'de basmadığımız toprak köy kalmadı. Biz görüyoruz bu işi. Biz de davet ederseniz biz de bildiklerimizi anlatırız. Çok zor bir şey değil. Severek anlatırız yani. Çünkü bu memleketten çok dolaşan gazeteci olarak, tarım gazetecisi olarak gördüklerimizi anlatırız. Çok zor bir şeyler değil yani. Bir seferberlik ilan edeceğiz. Bu millet neler yapmadı? Kurtuluş Savaşı'nı verdi çıplak ayakla beraber. Diyeceğiz ki kardeşim Türkiye'de vahşi sulamayı kaldırıyoruz. Herkese damlama sulama veya sulama sistemleri. Çok zor bir şey değil bu. Onun haricinde de özellikle bölgeyle ilgili, şimdi biraz önce Tarık abi yukarıda sohbet ediyorken 8,5 lira mercimek değil mi? Ama mercimek yok. Yani bunları çözmemiz lazım. Kotalar konuldu ülkede, şu kadar üretme, bu kadar üretme. Yavaş yavaş tarım bitiyor. Allah sonumuzu hayretsin. Silahsız savaşabiliriz ama savaşamayız. Bunu da bir araya girerek söylemek istedim. Hüseyin abi tabii biz programa dönecek olursak şimdi bizim arada böyle bir şartlar atıyor. Evet, bunları evet. Da anlatmamız lazım. Bunlar da birilerinin konuşması lazım. Çünkü nedeni Türkiye'deki bütün arazi yapılandırmasına, çiftçinin durumunu canlı canlı sahada yaşadığınız için bunları görüyorsunuz. Ve susmak yerine en azından bunları birilerinin sesini duyurması lazım. Evet. Üst mertebelere yetiştirmesi lazım. Aslında çok haklısınız değinmiş olduğunuz tüm konularda. Şimdi tarım ülkede gerçekten genç nüfus tarıma yönelmiyor. Çünkü bakıyor ki benim babam ne kazandı, ben tarıma devam edeyim diyor. Şimdi babasının iyi para kazandığını gören çocuk gidip asgari ücretle bir yerde çalışmaz. Kendi arazisine sahip çıkar. Ki bunun en büyük örneğini Denizli Çivril bölgesindeki genç nüfusta gördük. Gerçekten baba dededen babaya, babadan toruna şeklinde devam ediyor. Tarım bizim için ne söylediniz? Rusya bizim kotamızı
geçen yıl ne kadar verdi, bu sene vermeyeceğim dedi. Bizim ülke topraklarımızın değeri, kıymeti o kadar iyi ki, ki benden %100 gübre siyah toprağı Avrupa'nın birçok ülkesi istiyor. Ben göndermiyorum. Avrupa'da kimyasal gübre kullanımı hiç yok. Sadece organik bizim ürettiğimiz toprağa çizici ürünler damlamadan, kimyasal gübre değil, yaprak gübreleri ve damlama gübreleri kullanaraktan atıyorum Mısır'da ilk ekimde çiftçi 1400 kilo alırken Avrupa bundan 2000 kilo alıyor. Yani 2 ton alıyor. Neden? Uygulama aynı. Sulama miktarı yarı yarıya az. Gübreleme maliyeti hiç çok tabandan, sadece organik toprağa çözücü ürün kullanıyor. Daha az gidiyle daha fazla. Kesinlikle. Evet. Hem ondan sonra adam sana ithal gönderiyor. Aynen. Evet. Çünkü fazlası var. Evet. Fazlasını çıkarması lazım. Ülkemizde doğal olarak da ne yapıyoruz biz? Bunu tedarik edemiyoruz. Ne dediniz? 80 milyon nüfus, 20 milyon ziyaretçimiz, 100 milyona yakın bir kişiye bakmakla yükümlüyüz. Evet. Şimdi mısırın fiyatına bakıyoruz, tamam fiyat güzel, mercimeğin fiyatına bakıyoruz ürün güzel yok ama. Ama ürün yok, aynen öyle. Yani biz topraklarımızın değerini, kıymetini bilelim. En basitinden bahsettiniz, onu söylerken dahi tüylerim diken diken oldu. Biz bu ülkeyi çıplak ayaklarla doğusundan batısına, Karadeniz'inden İç Anadolu'suna, tabii Kürdü, Türkü, Lazı, Cengiz kardeş hep beraber kurtardık. Topraklarımız kanlarla yıkanaraktan evet. Buralara aldık ve topraklarımızın değerini bilelim. Kıymetini bilelim, kimyasallaşmayı bitirelim. Benim çiftçilerimden, benim ürünümü kullanıp kullanmamanız hiç önemli değil. Ben bu ülkenin vatandaşı olaraktan, ürettiğim ürün yerli üretim, milli üretim, dışa bağımlı değil. 6 yıl önce de aynı fiyata satıyordum, 6 yıl sonra da benim ürünüm aynı fiyat. Ama bir kimyasal gübre dolar artışından dolayı olmuş, kimyasal gübreler 260-280 lira bandında 50 kilosu ve bunların içerisindeki, gene söylüyorum, gene bastıraraktan, şahitli olaraktan, ispatlı olaraktan dinlediğimiz, genel müdürlerden aldığımız bilgiler, bunların hepsi dolgu malzemesi arkadaşlar. 50 kilonun 30 kilosu dolgu malzemesi veyahut da 30 kilosu normal malzeme, 20 kilosu deniz kumudur, diğer materyallardır, mermer tozudur. Çiftçi kimyasal gübre atıp ben verim alacağım zannederken aslında tam tersi toprağını kilitliyor. Çünkü atılan gübrenin %10'unu 15'ini alıyor. Şimdi bu %10, %15 bitkiye o kadar çok büyük bir fayda sağlamıyor. Ama yapraktan uygulanan, damlamadan uygulanan, direkt köke nüfus ettiği için ve damarlarına nüfus ettiği için %100'ünü alıyor. Yok mu toprağımızın ihtiyacı? Var. Ama biz ne yapıyoruz? Bilinçli tarımda en önemlisi analiz yaptırıyoruz. Analiz sonucuna göre toprağımızda ne eksik, ne fazla bunu tespit ediyoruz. Bu tespit doğrultusunda çiftçimize en yüksek verim alabilecek potansiyeli çıkarıyoruz. Ve bunu başardık. Allah'ıma bin şükürler olsun. Manisa'da 5 yıldan beri, Denizli'de 4 yıldan beri, Isparta'da 4 yıldan beri, Tokat'ta 3 yıldan beri, Urfa bölgesine Süleyman Bey'in ve Tarık Bey'in öncülüğünde çiftçilerimizi bilinçlendirerekten tarımda gerçek anlamda bir hazinemiz var. Bu hazinemizi, topraklarımızı çoraklaştırmadan, kimyasallaşmayı önleyerekten su maliyetimizi %100 gübre siyah toprakla, net söylüyorum, yarı yarıya düşürerekten su savaşları çıkacağı bundan 15-20 gün sonra. Çünkü herkes sondajını vuruyor. 150 metre, 200 metre orada da su kalmayacak. Evet. Aşağı inmeye başlayacaklar. Çiftçi daha da zor duruma gelecek. Burada yerli üretimimizin %100 gübre siyah toprağın farkını hakikaten çiftçilerimizin denemesi, görmesi bizi de çok gururlandırıyor. Tarık Bey'in memnun olması bizim için çok gurur verici bir şey. Süleyman Bey'in öncülüğünde tüm Urfa bölgesinde il ilçelerindeki buradan Harran'ına, Hilvan'ına, Şanlıurfa'sına, Sivriye'ne temas ediliyor, kullandırılıyor, uygulanıyor. Her çiftçimizden cevap şu: Allah bin kere razı olsun, attığım yerle atmadığım yer arasında ciddi anlamda fark var. Bitkim sağlıklı gelişiyor. Gübre maliyetim düştü benim diyor. Zaten düştüğü için de cebinden az para çıkıyor. Bir de tabii burada özellikle bu seneki çekimlerde şunu gördük. Gittiğimiz yerlerde Hüseyin Bey, %100 gübre siyah toprak tabandan uygulanıyor. Bunun üstünden de üst beste bir gururumuz çıktığı için bu bir komple kombi. Şey oldu. Kombi ürün oldu.
Çok da güzel oldu aslında. Harika oldu. Evet. Dediğiniz gibi. Şimdi biz çok özel ürünler yaptık Cemil Bey. Yani bu özel ürünlerin en basitindeki deniz yosunumuz, amino asitimiz, bir Zafiro kombimiz ve en önemli kesinlikle terminatörümüz. Evet. Yani terminatör bitkinin stresini alıyor. Çıkış yapamıyorsa, boylanma problemi varsa inanın 5 gün içerisinde, 6 gün içerisinde atımdan sonra bitkiye şoklanıyor ve tekrardan eski sağlıklı günlerine. Bir humik asitimiz yaptık bitkisel menşeli. İnanın bitki köklenmesinde ve topraktaki atılan diğer gübrelerin çalışmasını çok ileri safhaya getiriyor. Bir amino asitimiz yaptık. İnanın serbest amino asit %14'lük Türkiye'de eşi benzeri olmadığını ben iddia ediyorum. Deniz yosunumuza baktığınız zaman herkes bu nasıl bir şey diyor. Yani ağır diyor, çok güzel çalıştı diyor. Yapraktan uygulanan kalsiyum bir ürünümüz var. %40'lık. Bunu net söylüyorum parantez içerisinde. Türkiye'de bunu yapan hiç kimse yok. Sadece biz yapıyoruz. Ve atan bitki şunu söylüyor. Ben don öncesinde bunu attım. Terminatörle ikisini beraber don riskim %80, %90 olmadı. Atılmayan yerde çiçek gözleri, meyve gözleri yandı diyor. Biz bunları sağladığımız sürece Cemil Bey, çiftçimiz her daim mutlu oluyor. Çünkü mahsul oluyor. Mahsulleri daha iyi oluyor. Sonuçları mükemmel oluyor. Sonuç güzel oldukça, çiftçi para kazandıkça, ürün çıktıkça, dışarı bağımlı olmadığımız sürece de, fiyatlarımızı da arttırmadığımız sürece her daim ön plana çıkıyoruz. Evet, peki ben de teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'e, Tarık Bey'e, Süleyman Bey'e hayırlı olsun diyoruz belki inşallah. Değerli dostlar, bu yayın da sonuna geldik. Tabii bizim ana amacımız şu, %100 gübre siyah toprakla beraber dediğim gibi birçok üreticimize dokunduk. 1-2 yıldır. Bu seneki projede de yine 5 farklı ürün grubunda üreticilerimize gittik. Gördüğümüz ana fark, özellikle biliyorsunuz yıllardır aşırı ve bilinçsiz kimyasal kullanımdan dolayı topraklar artık işlenemez hale geldi. Yani toprak kendinden vazgeçti, komada. Tabiri caizse %100 gübre bir serum gibi bu toprağı işliyor, toprağı yumuşatıyor ve topraktaki alınması gerekenleri, canlı organizmaları ağaç veya bitki çok rahat alabiliyor. Bu onun haricinde de özellikle ülkede her zaman konuşuyoruz susuzluk problemi. İşte su problemi, bunlar hep konuşuyoruz. Bir de toprağın su tutma kapasitesini artırıyor. Toprak yumuşacık, yani birçok yerde bunu gördük. Bir de bunun haricinde de üst besleme grubuyla beraber de ürünlerini besledikleri için bir kombin oldu. Güzel başarılı sonuçlar çıktı ortaya. Biz de bunları bu seride ekrana getirdik. İnşallah bu serinin bir de devamı olacak. Hasatları çekeceğiz. Burada biz ne kadar konuşsak, Hüseyin Bey ne kadar konuşsa, Tarık Bey ne kadar konuşsa iş harmanla belli olur. Yani bu, şu anda gidişat güzel ama bir de işin ispatı var. Biliyorsunuz bizim yayınlarda her zaman şunu söylüyorum ben. Bütün firmalara söylüyorum. Siz iddia edebilirsiniz. Doğru, ben iddianızı çekerim ama ispatınızı da çekerim. İşte Hüseyin Bey'in de ürünlerinde Bağda'da, Elma'da da, diğer yaptığımız çekimlerde de, Mısır'da da ispatını da çekeceğiz. Bu çıkan sonucu da ekrana getireceğiz. Bu sonuçlar da inşallah güzel olacak görüntü. O zaman ondan sonra diyeceğiz ki çiftçimize, güzel kardeşim sen 100 liralık kimyasal gübre kullanma yerine 20 liralık bu gübreyle beraber işini görebilirsin. Bu işin ispatı bu, sonucu bu. Sen bilirsin diyeceğiz, gözlerine sereceğiz. Çiftçinin gözü aklındadır. Her zaman bu lafı söylüyorum. Ondan sonra da takdir çiftçilerimizin. Çiftçilerimiz de mutlaka daha az parayla daha fazla verim almak için bu ürünü tercih edecekler. Çünkü zor kazanıyorlar. Amacımız bu. Su ile ilgili çağrımızı tekrarlıyoruz. Özellikle Güneydoğu'da, İç Anadolu'da ve Trakya'da hala büyük arazilerde vahşi sulama maalesef var. Bu üreticimiz istemiyor. Çünkü onlar da çok zahmetli. Yani bu işte hark deriz. Burada farklı bir şey derler. Bilmiyorum. Bunu suyu takip etmek bu da çok zor bir şey. Devlet baba zor bir şey değil. Devlet babadır. Diyecek ki kardeşim ben seferberlik başlatıyorum. Akıllı sulama sistemleri üreticimize verecek. Karşılıksız versin ne olacak? Her yere veriyor. Biz 20 milyon misafirimiz var Suriyeli. Yıllardır bakıyoruz. Ne olacak? Yani bankalara veriyoruz. İşte şey topçulara, popçulara her tarafa veriyoruz. Çiftçimize de verelim. Yani bu konuda bir seferberlik başlatılması lazım. Kuraklıkla ilgili tedbir alınıyor deniliyor ama asıl tedbirin buradan başlaması lazım. Çünkü yeraltı suları da Konya örneği görüyorsunuz. Hep artık topraklar göçmeye başladı. Burada da o sıkıntılar olmasın. Bir an önce tedbir alınması lazım. Urfa'daki dostlara teşekkür ediyorum. Peygamberler şehrinden bütün izleyicilerimize buradan selam ediyoruz. Güzel bir program oldu.
%100 gübre siyah toprak sponsorluğundaki Bilenler Bilir programının Urfa bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köyde hayat var.